Şirketimiz 1970'li yıllarda Trabzon'da kuruyor. 1996 yılında uluslararası taşıma belgesini resmi olarak alarak şirketi faaliyete geçiriyor. Trabzon, Ankara ve Gebze'de kendine ait tesisleri bulunan 110 adet öz mantığıyla Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Orta Asya'ya taşımacılık yapan bir şirketiz. Lojistik ve depolama hizmeti de sunmaya başladık. Ülkenin en önemli holdinglerine, vakıflarına, özellikle İç Anadolu bölgesi için depolama hizmeti sunuyoruz. Kamyon Dergisi'nden herkese merhaba. Ben Öykü İmset. Bugün Cevat Lojistik Ankara Şube Müdürü Sayın Seyhan Uğur Gürbüz'le beraberiz. Öncelikle teşekkür ediyorum beni kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii herkes artık Cevat Lojistik denilince, eskiden Cevat Uluslararası Nakliyat derdik, şimdi lojistiğe evrildik, tanıyor. Ama bir defa daha sizden dinlemek istiyorum. Cevat Lojistik kimdir? Geçmişimiz uzun. Çok eski yıllara dayanan bir kuruluş mazimiz var. Patronumuz, yönetim kurulu başkanımız Cevat İlhan. Şirketimiz 1970'li yıllarda Trabzon'da kuruyor. Ardından 1996 yılında uluslararası taşıma belgesini resmi olarak alarak şirketi faaliyete geçiriyor. Şirketimiz o günlerden bugüne kadar sürekli üzerine koyarak, tabiri caizse her yıl bir tık daha büyüyerek bugünlere geliyor. Şu anda Trabzon, Ankara ve Gebze'de kendine ait tesisleri bulunan 110 adet öz mantığıyla Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Orta Asya'ya taşımacılık yapan bir şirketiz. Uluslararası karayolu nakliye hizmeti veriyoruz. Tabii bunun yanında, nakliye hizmetimizin yanında 9 yıldır Ankara'da faaliyete geçen şubeyle beraber lojistik ve depolama hizmeti de sunmaya başladık. Ülkenin en önemli holdinglerine, vakıflarına, özellikle İç Anadolu bölgesi için depolama hizmeti sunuyoruz. Mesela hangileri desem? Yani firma ismi vermek gerekirse ülkemizin değerli holdinglerinden olan Esas Holding'e İç Anadolu Bölge depolama hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Türk Kızılay'ına lojistik konusunda, depolama konusunda destek sağlıyoruz. Yine yakın zamanda bir projemiz hayata geçiyor. Türkiye'nin en büyük kozmetik şirketiyle İç Anadolu Bölge ve dünya genelindeki dağıtımlarını yapmak üzere depolama konusunda bir anlaşmamız söz konusu. Evet, birazcık da depolama yatırımlarınızdan bahsetmişken, hem ben Ankara'daki depolamanızla ilgili, depolama yatırımınızla ilgili ayrıntılı bilgiler almak istiyorum. Tabii bir yandan da sadece Ankara'da değil, Trabzon'da da bir yatırımımız olacak. Başka bir şehirde de olacak. Onlardan da bahsedelim. Evet, biz Cevat Uluslararası Nakliyat olarak lojistik sektörünün geleceğini depolamada gördüğümüz için şu anda hali hazırda Ankara'da aktif 25 bin metrekare depolama alanıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu alanların içerisinde daha önce de bahsettiğim gibi ülkenin önemli holdinglerden Esas Holding, Türk Kızılay'ı ve yine şu an ismini vermeyi uygun bulmadım büyük bir kozmetik şirketiyle beraber çalışıyoruz. Ankara'da 25 bin metrekare depolama alanı demek İç Anadolu bölgesinin en büyük deposuna sahip olmak demek. Cevat Uluslararası Nakliyat olarak bizim rakiplerimizden ayrıştığımız nokta orası. Çok güzel. Aynı şekilde Trabzon merkezde, Trabzon biliyorsunuz bizim şirket olarak merkezimiz Trabzon. Trabzon'da 20 bin metrekare kapalı alana lojistik depo projemiz hayal değil, gerçek, faaliyete geçmek üzere. İnşaatı başlayacak çok yakın bir zamanda. Orası da hem Doğu Karadeniz hem Karadeniz'in en büyük kapalı deposu olacak. Bölgede bu noktada çok büyük bir açık var. Bölgenin coğrafi konumundan kaynaklı depolama sıkıntısı had safhada. Biz de o noktada bir ilki olarak Trabzon'da 20 bin metrekare kapalı depolama alanında faaliyet alacağız. Harika. Peki tabii sonra? Ki. Ardından sırada Gebze'de hali hazırda bize ait olan 40 bin metrekare bir alanımız var. Gebze'deki depoda projeler arasında. Vallahi yine önce olmaya devam ediyorsunuz diyebiliriz evet, o zaman değil Cevat mi? Uluslararası öncü Nakliyat, ve lider. Cevat Uluslararası Nakliyat öncü ve lider sözünün altını doldurmak adına bizi takip eden sektör paydaşlarına da ben buradan sesleneyim. Nakliye konusunda bizi takip etmeye devam etsinler. Depolama konusunda da izimizden gelebilirler. Çok güzel. Aslında baktığımız zaman birçok konuda da zaten öncü bir şirketsiniz. Zor birkaç yılı geride bıraktık ama aslında lojistik sektörü anlamında değerlendirdiğimizde de lojistik sektörünün daha da hız kazandığı yıllardı bunlar. Sizin için geçtiğimiz yıl nasıl geçti? Evet, pandemiden ele alacak olursak, pandemiyle beraber dünya genelinde biliyorsunuz lojistik bir hareketlendi. Uzak Doğu'dan konteyner fiyatlarındaki artış ve tedarik konusundaki sıkıntından dolayı üretim bizim gözlemlediğimiz kadarıyla Türkiye'ye kaydı. Bu da lojistik
lojistik sektörüne, Türk lojistikçisine olumlu yansıdı. Hem Türkiye'den Avrupa'ya ihracat yönünde hem de Avrupa'dan Orta Asya'ya taşımalarda artış gözlemledik. Biz de şirket olarak bu noktada altyapımız müsaitti. Gelen taleplere doğru cevap verdik. Araçlarımız %100 kapasiteyle çalıştı. Depolarımız doldu. Bizim için olumlu yıllardı açıkçası. Peki 2023 denilince de aslında yine bizim için maalesef ki sıkıntılar hep devam ediyor. Asıl gündeme sonradan geçeceğim ama 2023 için yeni yatırımlarınız, ki biliyorum birkaç araç yatırımınız daha var. Onlardan başlamak üzere 2023'te neler bekliyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Evet, biz şirket olarak patronumuz Cevat İlhan'ın önderliğinde her zaman sürekli ileriye gitmek üzerine kurulu bir felsefemiz var. Geçtiğimiz yıllarda almış olduğumuz araç yatırım kararlarımız doğrultusunda Mart ayı sonunda uzun yıllardır birlikte iş yaptığımız MAN'dan yaklaşık bir 30 araç teslimatımız olacak yine. Bizim büyüme politikalarımıza doğru orantılı olarak zaten her yıl yapmış olduğumuz araç yatırımlarımız var. MAN'dan dediğim gibi bu yıl içerisinde yine bir 30 araç teslimatımız olacak. Reyhan Bey, niye MAN? MAN şöyle, Cevat Bey patronumuzun yine geçmişe gideceğim. Cevat Bey'in MAN'la olan bir duygusal bağımı diyelim, bir yakınlığından kaynaklı. Yıllardır MAN'la çalışıyoruz. Onlar da bize sağ olsunlar hem araç tedari noktasında hem servis noktasında mağdur etmiyorlar. Öncelikle veriyorlar. O noktadan MAN'la devam ediyoruz. Çok şimdilik güzel. İyi gidiyoruz. İyi bir işbirliğimiz var. Bunun haricinde peki 2023'te yine başka neler var? Tabii ki 2023'te bizim özellikle pandemi ve doğal afet dönemlerinde hepimizin de görmüş olduğu gibi sektörde ciddi bir depolama açığı var. Biz depolama noktasında Ankara'da Kazan bölgesindeki tesis yatırımlarımıza devam edeceğiz. Hali hazırda Kazan bölgesinde almış olduğumuz araziler var. Bu arazilere depolama yatırımı noktasında yatırımlarımız olacak. Çok güzel. Tabii sizden bahsettiğim zaman Cevat Lojistik dediğiniz gibi Avrupa'dan Orta Asya, Hazar Denizi'ne kadar uzanan bir hizmet alanından bahsediyoruz. Evet. Onun için sürekli olarak sahada olan bir firmasınız. Birazcık lojistik sektörünün gündemine değinmek istiyorum. Aslında çok da yönlendirme yapmadan size göre birkaç da bir başlık her zaman var. Maalesef ki bunlar da değişmiyor. Lojistik sektörünün gündeminde çözülmesi gereken size göre sorunlar neler? Nakliye sektörünün tabiri caizse arabacının, lojistikçinin en büyük sorunu her zamanki gibi bizim kapılardaki yaşadığımız beklemeler. İhracatçının yükünü 7 günde teslim etmek varken kapıdakilerden dolayı bazen 10 günde bazen 12 günde Avrupa'ya teslimat noktasına zor ulaştırıyoruz. Bu da hali hazırda müşterilerden ciddi tepkiye neden oluyor. Biz bu noktada devletin ilgili kurumlarıyla çok ciddi görüşmeler yaptık. YYS'ye verilen önceliğin kaldırılması noktasında görüşmelerimiz oldu. YYS'ye verilen öncelik sadece YYS'si firmalar değil, YYS'yi de zora sokuyor. YYS firmaları da sıraya giriyorlar. Uzun süre beklemeler doğuyor. Bu bizim sektörümüzün en büyük yarası şu anda. Peki şöyle mi değerlendirebiliriz? Yani belki YYS'nin kapı kuledeki geçiş önceliği kısmında bir sorun var ama genel anlamda YYS'nin de şartlarının belki kolaylaştırılması anlamında ne düşünüyorsunuz? Evet, yani YYS tabii ki genel mantık itibariyle doğru ama ülkedeki tüm lojistikçilere bunu sağlayamadığınızda diğer tarafta mağduriyet oluşturuyor. Bu noktada belki yeni bir kapı mı düşünülür sınır geçişlerinde? Farklı bir peron mu düşünülür? Ama YYS'siz firmalarında günlerce kapılarda beklemesi ne vicdana sığar ne hukuka sığar. Tabii aslında bunun yanı sıra bir de belge sorunu da var. Kesinlikle. Konuya ilişkin yorumlarınız. Yani Ulaştırma Bakanlığımızın dozvola eksikliği konusundaki çalışmalarını biliyoruz. Yakinen takip ediyoruz ama yine de yetmiyor. Yeterli gelmiyor. Günlerce araçlarımızın dozvola beklediği günler oluyor kapılarda. Bu da bizim hem şoförlerimizi hem bizi çok mağdur ediyor. İhracatçı firmalar bunun böyle olduğunu bilmediği için doğrudan tepkiyi biz alıyoruz. Geçiş belgesinin ne olduğunu, geçiş belgesinin temin edilemediğini izah ettiğimiz durumlarda da açıkçası pek anlaşıldığını sanmıyorum ben. Aslında baktığımız zaman büyük ihracat hedeflerinden bahsederken bunu sağlamaya yarayan sektör lojistik. Kesinlikle. Muhakkak. O açıdan çok önemli. Muhakkak. Devletimizin, hükümetimizin özellikle ihracata yönelik ekonomi politikasına doğru orantılı olarak lojistikçinin de öne açılması gerekiyor. Fakat ben bunu göremiyorum açıkçası. İhracatçının önü açılıyor.
İhracatçının önü açılıyor ama bu ihracat ürünlerini taşıyan lojistikçinin önü tıkalı. Hı. Bunu altına özellikle çizebiliriz. Biz hem iç gümrüklerde hem sınır gümrüklerinde ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Hı. Bunu neye göre söylüyorum? Biz aynı işi Avrupa'da da yapıyoruz, Orta Asya'da da yapıyoruz. Bizim kendi ülkemiz iç gümrüklerindeki sıkıntılar ve sınır gümrüklerindeki sıkıntılarımız çok büyük. Hı. Yani Gürcistan'da da gümrükleme yapıyoruz, Avrupa'nın bir ucunda da gümrükleme yapıyoruz ama böyle sorunlarla karşılaşmıyoruz. Ne gibi başka sorunlardan bahsediyoruz? Güncel konuşmak icap ederse afet lojistiği yaptık. Afet lojistiği yaptık. Avrupa'dan Türkiye'ye yardım tırları getirdik. Kendimizce yardımcı olmaya çalıştık. Taşın altına elimizi koyduk ama bakanlığın örnek vermek gerekirse işte yardım tırlarının gümrük geçişlerindeki kolaylığına ilişkin genelgesinin Ankara gümrüğünde bilinmediğini gördük. İletişimsizlik. Kesinlikle gümrük ve bakanlık arasındaki iletişimsizliğe ben şahit oldum birebir. Yani afet durumunda bunu yaşıyorsak hepimizin kahrolduğu dönemde normal günlerde neler yaşanıyor kim bilir. Kesinlikle öyle. Maalesef ki deprem konusuna da değineceğim konuşmamızın devamında ama hemen pandeminin ardından bir de Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Bu da aslında yine bizim taşımacımızın işlerini arttıran, çok lojistik hızını arttıran bir dönem oldu. Bunun yansımaları nasıl oldu? Yani Rusya'ya uygulanan ambargo sebebiyle biliyorsunuz Rus firmaları Türkiye üzerinden transit ticarete başladılar. Bu da bizim lojistikçimize taşıma sayılarında birken 3'e çıkarttı diyebiliriz. Hı-hı. Çıkarttı. Hem antrepolarımız doldu hem araçlarımız Rusya'ya gidecek yükleri taşıyarak Avrupa'dan döndüler. Bu nakliyeciye sefer sayısı noktasında artı kazandırdı kesinlikle. Hı-hı. Fakat diğer taraftan bakarsak Rusya üzerinden Orta Asya'ya giden Hı-hı. Avrupa araçları Rusya'yı ve Belarus'u kullanamadıkları için bizim kapılarımızı kullanmak durumunda kaldılar. Bu da bizim zaten yoğun olan kapılarımızı tamamen kilitledi diyebiliriz. Peki bu süre içerisinde bir de şöyle bir durum var. Yabancı plakalı araçların ülke içerisindeki taşımalarından bahsedecek olursak ya da yabancı firmaların Türkiye'deki yatırımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biz Özmal Türk plakalarla çalışan bir firma olarak söylüyorum. Biz de 30 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Biz yatırımımızın tamamını Türkiye'ye yaptık. Türk plakaya yaptık. Ülkemize güveniyoruz. Geleceğine güveniyoruz. Herhangi bir yabancı plakaya yatırım yapmadık. Özellikle bizim meslektaşlarımızda şu çok. Herkes yabancı plakadan şikayetçi ama herkes yabancı plakaya yatırım yapıyor. Şikayet ediyorsan niye yatırım yapıyorsun? Yıllardır benim gözlemlerim şahsi olarak kanaatim. Yabancı plakanın Türkiye'deki işte ödemediği otoban ücretleri, sınırlarda ödemediği cezalar hala çözülebilmiş bir şey değil. Yıl olmuş 2023. Hala Bulgar plaka araç neden köprüye geçiş ücreti ödemiyor? Kimse tespit edemiyor bunu. Hala ödemiyorlar. Hala geçiyor gidiyor cezasını ödemeden. Çıkıyor gidiyor. Çözülebilmiş bir şey değil ama bizim Türk plakalı araç Almanya'da yediği cezayı o ay ödemezse ikinci ay bizim aracımızı bağlıyorlar. Bunları yaşıyoruz. Tabii yine Avrupa'ya girdik. Ben girmişken devam edeyim yine. Bir Schengen vize sorunumuz da vardı. Evet. Hala hazırda. Bu tabii çok da etkiliyordu çünkü araçlar yani şoförler vize alamadı. Muhakkak. Sürekli alan şoförler alamadı. Muhakkak. Siz bu konuda sıkıntılar yaşadınız. Tabii ki biz şu an durum nedir? Tabii Trabzon merkezli Ankara şubesi bulunan firma olarak vize başvurularımız Ankara'da ve Trabzon ofislerimizden oluyordu yıllardır. 30 yıldır vize alan, Avrupa'ya giden Schengen vizesi alan sürücümüze 3 aylık vize verdikleri dönemler oldu. Hı. Maksimum 6 aylık vize verdikleri dönemler oldu. Bu da bizi çok mağdur etti. Araç var, yatırım var, iş var, vizeli şoför yok. Hı. Vizeli şoför yok. Buna hükümetimizin, devletimizin özellikle gerekli merciler noktasında temasla bulunarak çözüm üretmesini istiyoruz. O zaman çözüm noktasında ne yaptınız? Daha fazla şoför istihdamı mı? Başka? Açıkçası araba yatırdığımız çok zamanlar oldu. Yüklü arabanın sürücünün vizesini beklediği dönemler oldu. Aynen. Schengen haricinde farklı ülkelerden vize alma mücadelesine girdik. Hı hı. Vize alma mücadelesine girdik. Açıkçası hala çözebilmiş sorun değil. Ciddi anlamda vize problemi devam ediyor. Bugünlerde biraz daha uzun süreli vize vermeye başladılar. 6 aydan 2 seneye çıkarttılar. Bunun böyle devam etmesini istiyoruz. Yani bir sürücü zaten bizim gibi Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Orta Asya'ya taşıma yapan firmalarda bir sürücü bir ayda bir seferini tamamlıyor. 3 aylık vize veriyorsun. 3 sefer mi yapsın bu adam vizeyle? Aynen. Vize başvuru sürücü zaten 1,5 ay sürüyor. Aynen öyle. Bunları yaşadık. 1,5 ay vize bekleyen adam aldığı vizeyle 3 seferi zor yapıyor. Araya bir soru sormak istiyorum. Yeniden gündemimiz diye bu antrepo beyannameleriyle ilgili. Evet. Sizin bu konuda sıkıntı ve görüşleriniz tabii var ki biz yani
sürekli İstanbul'da, Ankara'da, Antrepolarda saatlerce, günlerce beyanname bekleyip tırları tahliye etme süreçlerimiz oluyor. Bu hem bizi transit süre olarak yoruyor, hem iş akışını zayıflatıyor, hem müşterinin ham maddeye ulaşımını zorlaştırıyor. Biz her noktada Avrupa'ya kendimize rol model olan bir ülke olarak yine Avrupa'yı bence rol model almalıyız. Avrupa'da bu süreçler nasıl işliyor? Antrepo beyannamesi var mı yok mu ona bakmalıyız. Nitekim ben hiç görmedim Avrupa'da böyle bir şey. Giden sınırda gümrüğünü yapıp veya depoda gümrüğünü yapıp yükünü teslim ediyor. Bizim devletimizin ilgili kurumlarında, Ulaştırma Bakanlığı'nın, Gümrük Ticaret Bakanlığı'nda bir an evvel bir sorunu ortadan kaldırıp antrepolardaki bekleme sürelerini ortadan kaldırması gerekiyor. Kesinlikle. Dediğim gibi yani rol model aldığımız ülkelerde bu var mı? Yok. Bizde de artık olmaması gerekiyor. Haricinde bir de az önce değindiğimiz çok kötü bir zamandan geçtik. Yani aslında gerçekten unutulmayacak, maalesef hepimize ders de olması gereken, bir daha da tekrarlanmasını dilediğimiz bir deprem yaşadık. Bu deprem döneminde de yeniden lojistiğin hayatımızdaki önemini görmüş olduk. Gerçekten lojistikçiler varını yoğunu ortaya koyarak, kendi imkanlarıyla bölgeye taşımacılık yaparak bir an önce bölgenin kurtarılmasını ya da yardımın ulaşmasını sağladılar. Evet. Sizin için bu süreç nasıl başladı, ilerledi diyerek? Biz de 6 Şubat sabahı herkes gibi çok üzgün uyandık güne. Tabii ki ilk etapta kimse neyin ne olduğunu anlayamadı. Yalnız benim gözlemim şu, nakliye sektörü, uluslararası nakliye sektörünü yakinen bildiğim için söylüyorum. İyi bir sınav verdi. Gereken neyse ekipman noktasında fedakarlık yapıldı. Evet. Biz de şirket olarak elimizden geleni yaptık. Ankara, Avrupa, Azerbaycan ve Gürcistan'dan deprem bölgesine insani yardım taşıdık. Herhangi bir şey talep etmedik. Herkes gibi bizim de tek isteğimiz oradaki insanlara bir an önce yardımın ulaşması noktasıydı. Bu noktada ben dediğim gibi kendimizi de içine katarak uluslararası nakliye sektörünün iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Kesinlikle verdi. Bu noktada dikkat çeken neydi? Lojistik depoların yetersizliği. Lojistik depoların yetersizliği. Yani işte şehirlerin girişindeki oluşan kuyrukların sebebi bir, trafikse, iki, yükü boşaltacak depo bulunamamasıydı. Yükü boşaltacak depo bulunamamasıydı. Nitekim 3. 4. günden sonra deprem yardımlarının Malatya'ya, Hatay'a değil de artık Kayseri'ye, Ankara'ya boşaltıldığını gördük. Yaşadık. Avrupa'dan taşıdığımız deprem yardımının Kayseri'ye boşaltıldığını gördük. Çünkü bölgede depo yok. Depo yok. Yeteri kadar lojistiğe önem verilmediği için lojistik depo kurulamamış. Yani tabii bunu değerlendirdiğimiz zaman aslında belki de saatler sürecek bir konudan bahsediyoruz. Şu anda depolama dediğiniz gibi herkesin fark ettiği büyük bir eksiklikte. Ve aynı zamanda afete hazırlıklı olma noktasında lojistik sektörüyle bir hazırlık planının içerisine girilmemiş olması muhakkak, belki yine çok büyük eksikliklerden birisiydi. Evet. Çok uzun süre ücretsiz yardımlar devam etti ama artık tabii ki lojistik sektörünün bazı paydaşları da doğal olarak tükendi. Kendi işlerine dönmek durumunda kaldı. Aynen o şekilde ve sürdürülebilirliği kalmadı. Kalmadı. Siz bundan sonraki olası bir felaket için inşallah başımıza gelmez ama bundan sonra lojistik sektörünün de içerisinde bulunarak nasıl bir hazırlık ve çalışma yapılması gerekiyor? Yani şunu gözlemliyoruz biz. Ülkedeki bütün paydaşların afet döneminde lojistikçiler olsun, iş makinesi ekipmanlarına sahip olan firmalar olsun, herhangi bir büyük afet döneminde ne yapacaklarını, nereye başvuracaklarını, ne taşıyacaklarını bilmesi gerekiyor. Önceden bunun bir hazırlığı yapılabilirse muhakkak faydalı olacaktır. Çünkü dediğim gibi deprem sabahına bilinmeze uyandık. Neyi nereye götüreceğiz, kime vereceğiz aracı belli değildi. Nitekim buradan oraya boş giden araçlar olduğunu gördük. İnşallah devletimiz, ilgili kurumlar doğru bir koordinasyonla herhangi bir afet durumunda kim ne yapacak bunu belirler. Yaşanmasın ama yine bir afet yaşanırsa en azından yaralar daha kolay sarılır. Değil mi? Belki de sektörün de içerisine alındığı muhakkak, bir koordinasyon muhakkak. Merkezi gibi belki tabii başka ki. Bir çalışma içerisine tabii, tabii. Yani illerin ilgili birimlerinde, lojistiklerin içinde olduğu bir ekip oluşturulabilir. Herhangi bir afet durumunda kim nerede görev alacak, ne taşıyacak, hangi şehre taşıyacak bunlar belirlense iyi olur esasında. Tabii şöyle bir şey de var. Lojistik sektörünün birçok uzmanı varken belki onların da sahada değerlendirilmesi açısından başka eğitimsel vesaire çalışmalar muhakkak afet lojistiği konusunda değil mi? Lojistik sektöründeki ilgililer eğitilebilir. Eğitilebilir, doğru söylüyorsunuz.
Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Ben bunu sektörün içerisinden bir temsilci olarak değil de bir vatandaş olarak merak ediyorum. Dediğimiz gibi gerçekten çok büyük yardımlar sağladı lojistik sektörü. Yine diyorum Allah korusun, Allah göstermesin ama sürekli her gün işte burada potansiyel bir deprem uyarısı, burada potansiyel bir deprem uyarısı diye başka felaketleri tedirginlik sürüyor. Şu anda yine bir bölgede böyle bir felaket yaşansa ki lojistik sektörde kaynaklarını tüketmişken belki de o şey tekrardan sağlanamayacak. Değil yardımlaşma mi? Belki de sağlanamayacak. Bundan sonrası için ben lojistik sektörünün böyle bir beklentisi olmadığını biliyorum. Bu yardımları yaparken tabii ki böyle bir beklentisi yok. Herhangi bir karşılık beklemeden yaptık. Aynen öyle. Herhangi bir karşılık beklemeden yaptık. Ama bir destek de olabilir mi? Evet, yani devletimizin yıllardır işte biliyorsunuz almış olduğu vergiler var. Herkesin sorguladığı bu vergiler nereye gidiyor noktasında. Dediğiniz gibi afet döneminde lojistiğin sürdürülebilir şekilde günlerce, aylarca, yıllarca yapılabilmesi için belki de bir fon kurulabilir. Bakanlık bünyesinde, İçişleri Bakanlığı bünyesinde, AFAD Başkanlığı'nda bir fon kurularak dediğim gibi sürdürülebilir lojistik nasıl sağlanabilir? Bunun için gerekli olan yatırım nedir? Bununla ilgili bir fon kurulabilir, ayrılabilir. Çok da gerekli diye düşünüyorum. Evet. Tabii destekler demişken hemen benim aklım bunun haricinde geçtiğimiz yılda verilen bu hizmet ihracatçıları olarak lojistik sektörüne de büyük bir destek sağlandı. Yeterli görüyor musunuz? Faydalanabildiniz mi? Sizce ne şekilde ilerlemek? Biz Hizmet İhracatçıları Birliği'nden ödül almış bir firmayız geçtiğimiz yıllarda. Ülkeye döviz girdisi noktasında hizmet ihracatçıları, lojistikçiler kesinlikle öncü. Turizm sektörünü çok konuşuyoruz, çok döviz giriyor ama lojistikçiyi kimse gündeme getirmiyor. Lojistikten de biliyorsunuz ciddi bir döviz girdisi oluyor ülkemizde. Yine konuştuğumuz gibi devlet nezdinde bir teşvik, herhangi bir ön açma, herhangi bir yardım görüyor musunuz? Biz herhangi bir şey görmüyoruz açık konuşmak gerekirse. Atladığımız bir nokta varsa affedilsin. Dediğim gibi turizm tabii ki çok doğru, çok geçerli. Ama hizmet ihracatçıları sadece turizmden ibaret değil. Lojistik belki turizmden sonra gelen sektördür. Çok ciddi döviz girdisi var ülkemize. Bu sektör desteklenirse ülkenin jeopolitik konumuyla beraber çok daha büyük girdiler sağlanabilir. Ülkeye gerçekten sektör, lojistik sektörü gerek yetişmiş personel noktasında, hükümetin, devletin bir politika ortaya koyması noktasında söylüyorum. Bir politika ortaya konulursa, doğru personel üniversitelerden mezun olursa, işini bilen insanlar şirketlerde çalışırsa, ülkenin jeopolitik konumuyla da doğru orantılı olarak lojistik sektörü büyür, herkesin beklentisi döviz. Bu noktada ülkeye daha büyük katkılar sunabiliriz biz sektör olarak. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istedikleriniz varsa ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok mutlu ettiniz bizi. Biz Cevat Uluslararası Nakliyat olarak patronumuz Cevat İlhan, yönetim kurulu başkanımız, başkan yardımcımız Doktor Niyaz İlhan önderliğinde elimizden geldiğince afet döneminde yardım etmeye çalıştık. Normal süreçlerde sektöre katkı sunmaya devam ediyoruz. Ankara'da ve Trabzon'da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ülkemizi dünyada, Avrupa'da temsil eden global bir marka olma yolunda ilerliyoruz. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyor. Sağlıklı saatte yeni günlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Umuyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yine önce olmaya devam edersiniz. Birçok güzel haberde sizin isminizi duyarız. Memnun olacağız. Öyleyse bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.